Amerika Birleşik Devletleri ile devam edelim. Başkan Joe Biden, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusunda sıcak bakmadığını açıkladı. Biden, Ukrayna'ya ayrıcalık yapılmayacağını, diğer ülkelerle aynı standartları karşılaması gerektiğini savundu. Dışişleri Bakanlığı'ndan da Kosova gerilime ilişkin bir uyarı geldi. Kosova gerilimi ile ilgili bir uyarı yapıldı. Sırbistan'a gözaltına alınan Kosovalı polisler serbest bırakılsın çağrısı geldi. Ukrayna'da savaş 16. ayında. Rusya'ya karşı savaşında Ukrayna'ya destek veren Amerika Birleşik Devletleri, Kiev'in NATO üyeliğine mesafeli. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, NATO için nabız yok diyen Ukrayna'nın ittifakı üyeliğine sıcak bakmadığını açıkladı. Biden, karşılanması gereken şartları net şekilde hatırlattı. Ukrayna'nın sistemlerinin güvenilirliğini sorgulayan Biden, NATO'daki her ülke gibi Ukrayna'nın da standartları karşılaması gerektiğini söyledi. Savaşta oldukları için Kiev yönetimine herhangi bir ayrıcalık uygulanmayacağını ifade etti. Biden, Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silahlar konuşlandırması ile ilgili de konuştu. Bunun tamamen sorumsuzca olduğu görüşünü yineledi. ABD Başkanı Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin ziyaretine de değindi. Çin'in ABD ile alakası olmayan bazı meşru sorunları var diyen Biden, ziyaretin ikili ilişkileri düzeltme amacı güttüğünü söyledi.